Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şeyh Abdurrahim, dersimiz şöyle Risale'nin dersi değil. Bu özel bir de. Biz müzakere ediyoruz. Bu akşamki ders sahibi de babasının şeyinden dolayı derse gelemedi. Bir malumat vereyim. Dolayısıyla bize kaldı. Aslında ders bugün benim değil. 3 hafta kardeşler yapıyor, 1 hafta ben yapıyorum. Ondan sonra müzakere burada tespit yapılan şeyler. Ben de böyle 26. lemada var ya ustad, halet-i ruhiyelerinin intibahına, insanın intibalarına, halet-i ruhiyesine vesile olur şeyle, işte Van Kalesi'nde şöyle oldu, Abdurrahman şöyle oldu falan. Nevinden galiba, en azından maç konuşmuyoruz, evet. Dolar konuşmuyoruz, bugünkü evde olacak. Bu bizim umumi ders değil, malum zaten gözüküyor. O halet-i ruhiye istifade eder. 25.08.2017 Silivri Hapishanesi'nde Koğuş'ta yazılan şey, hücrede yazılan. Koğuş karabalık, tek başıma kaldım. Hapishane haleti ruhiyesinden. Bakayım ne çıkacak. Şöyle başlıyor. Çok tuhaftır. Adam televizyonun başına geçiyor. Veya internetin başına geçiyor, YouTube'u açıyor, film seyrediyor, video seyrediyor, bir saat geçiyor. Bir saat değil mi? En az değil mi? Atak. Geçiyor mu abi? Geçer abi. Geç. Şimdi çok ilginç bir şey yani. Seyrediyoruz. Ama adam, ne seyrediyoruz? Adamın yaşadığını seyrediyoruz. Yaşamış yani, yapmış. İyi veya kötü, ona bahsetmiyor. O hayatına bu kesiti koymuş. Şu kadar koymuş. 10 dakika, 5 dakika, 5 dakika. Sen onu seyredince ne oluyorsun? Yaşadığını yaşıyorsun. Yani yaptığını seyrediyorsun. Ömrün öyle geçiyor. Bir saatlik film o yaşadıklarını, yaptığı filmi biz seyrederek yaşıyoruz. Ne olmuş oluyor? Ömrümüzden onun yaşadığı ömrün altına bir saati koyuyoruz. Aynı geçiyor. İkisi eşit oluyor. Birisi onu yaşıyor, birisi yaşadığını seyrediyor. Yani adamların yaşadığını seyrediyorsun. Hayatınla hayatı seyrediyorsun. O zaman bu hayatı sen yaşamamış oluyorsun sen. Sana ait değil. Tespit tanesi var ya, tespit tanesi. Hepsi aynı yere dizilmiş ve birbiri üstüne gelmiş. Hepsi aynı. Nasıl anlarız? Karıştığı zaman nerede kaldığını bilemezsin. Yani tespit tanesi olduğu için aynı şeye dizilmiş, dikkat et, aynı şey, aynı şey. Aynı şeye aynı şey dizilmiş. İpe aynı. O nevinden bir şey. Yani adam yaşadığını seyrederek yaşıyorsun. Yaşadığı hayata sen de o kadar seyrediyorsun. Yaşadığı hayatı seyrediyorsun. Oysa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki iki günü birbirine eşit olanlar kayıptadır. Peki o hayatı ne yaptın sen? O tespit tanesi gibi dizdin. Kaç kişi seyrettin? 1 milyon. 1 milyon insan aynı şeyi yaşamış. Bu şöyle koridor düşün. Birisi yaşıyor, birisi yaşadığını seyrediyorlar. Peki o hayat nedir? O hayat sen verdiğin bir saati hayatından veriyorsun. O senden yaşanmamış gibidir. Çünkü onu zaten Allah, o adam yaşadı. Sen seyrederek ömrü telef ediyorsun. Hayat böyle standart yaşanırsa aynı böyledir.
Mesela iki gün eşit tespih tanesi gibi eşit oluyor. Hangisi fark etmez, hangisini çekersen çek, hepsi aynı. Anladın mı bunu? Hayatının hangi dakikasını alırsan al aynı, ortalama aynı. Bu filmden bu filme geçtim, bu filmden bu filme geçtim. Yani bu Ahmet'te Texas oynuyordu, Texas, Tom Hanks oynuyordu. Bir saat Texas, bir saat Tom Hanks ne fark eder? Onun yaşadığını seyrederek yaşıyorsun. O zaman aynı yaptığı dakikayı, verdiği dakikayı ömürden veriyorsun. Bu kadar ömründen gidiyor. Bir de niye kıskanıyorsun? İmam-ı Rabbani Hazretleri kıskanma haset 10'dur demiş. 10 inmiş yeryüzüne. 9'u alimlerdedir. Biri cahildedir. Niye kıskanıyorsun? Başarın sınırı yok ki. Miktarı muayyen değildir ki. Ortak değerine inanıyorsan kıskanman olmaz. Mesela diyelim ki bizim meslek itibariyle şahsı maneviyi anlattım ben bugün birisine. Dedi ki yani birilerinin adamı var, şeyh. Birilerinin hocası var. Hepsi de vaat ediyor. Sekeratta sana yardım edeceğim. Şeyh'tir, vekildir, halifedir. Bize ne var diye. Ondan sonra biz de Allah razı olsun. Şahsı manevi var. Nasıl şahsı manevi? Böyle bir anlayış bu. Ustak bile ben diyor sevk-i idari şahsı manevize bıraktım diyor. Benim bir reyim var mı? Peki nedir şahsı manevi? Realitedir, nefsül emirdir, mahluktur, canlıdır, ruhludur, akıllıdır. Anlatayım şimdi kısaca bir dakika. Şuraya bir tencere koyduk. Koyduk mu abi? Şimdi dünyada ahirettekileri değil. Dünyadakileri. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde. Şimdi akıldan çıkanlar akılsız olamaz. Aklı kullanarak çıkan tefekkür, kullanılan malzeme akıl, netice tefekkür. Tefekkür akılsız olur mu? Hayır. Olmaz. Daha cami. Akıldan daha kıymetli meyvesi. Kalpten çıkan hissiyat. Kalbin neticesi olunca daha değerlidir. O hissiyat hissiyatsız olur mu? Olmaz. Ruhtan çıkan latifeler var. Latife. Şefkat-i mukaddese, memnuniyet-i münezze, şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezze, ondan sonra surur, sevk, lezzet, memnuniyet, iftihar, mukaddese bunlar. Bunlar ruhsal yapıyı gösteriyor. Şimdi ruh harcayarak ortaya çıkan netice ruhsuz olamaz. Mantıklı bu. Yani çekirdeği atıyoruz toprağa, cansız toprağa, cansız su, cansız hava, cansız güneş, cansız çekirdeği toprakta öleceğim. Hayatta çıkıyor. Şimdi bu dersleri atıyoruz. Neyle? Bak ben yaşadığım haletleri size malzeme veriyorum. Siz de aynı şeyi hissedemezsiniz. Başka bir şey olacak. Şunu demek istiyorum. Aklın neticesi olanlar akılsız olamaz. Akıldan kopuk olamaz. Kalbin neticesi kalpten kopuk olamaz. Kalbidir o da. Ruhtan kopuk olanlar, ruhun neticesi olan şeyler de ruhsuz olamaz. Üç etti. Akıl, kalp, ruh. Tencereye atar mısın abi? Seninkileri. Seninkileri de at. Benimkiler de. Bir de eylem. Böyle yapıyorum bak. Enerji harcıyor muyum? Bu enerjileri de at. 4. Akıl, kalp, ruh, fiil. Karıştır benimsini. Seninkisini de karıştır. Takar. Karıştır. O toplamı bir gündeki gece 12'de hesap ediliyor. Gece denişiyor çünkü. O 12'ye kadar senin bir günlük şahsı maliyen. Bir haftalıkları da topla abi. Bir senelikleri topla. Tamam anlaşıldın. Harun kaç yaşındayız abi? 49. 49 tane aletin var abi. Her sene bir aletin var. Abi 49'unu da topla. Karıştır. Tek alet. At bir havuza. Yasin senin kaç sene abi? 30. 30 sene at. 39. He.
Artı neyse hepimizin şeyi. Attık mı abi? Senin hali türüyen akılsız olur mu? Ruhsuz olur mu? Kapsız olur mu? Eylemsiz olur mu? Bütün bu hali türüyelerin toplamının cemine şahs-ı manevi denir. Peki o şahs-ı manevi akıllı mıdır? Bütün akılların toplamıdır. Kalpli midir? Bütün kalplerin toplamı. Ruhlu mudur? Bütün ruhların toplamıdır. Eylemsel midir? Eylemseldir. Müsbet bütün enerjiyle. O da eylem midir? Şimdi bu şahs-ı manevi işte bizi idare eden ölüm anında hayatımızda kalbinize, içinize şey koyuyor, git ya bu derse. De onu, deme. Bunu yap. Şahs-ı manevi yapıyor. Şahs-ı manevinizi kızdırmamak için diyor. Külliyatta dün gece ustad söylüyor. Şahs-ı manevi. Şahs-ı manevi hayal değil. Realitedir. Layık değilsen bir duygu verir Abdurrahim. Şak diye kendini dışarıda görürsün. Mesela bir duygu verir, seversin o kızı. Ya kaptırdım kendimi. Lan senin alakası yok ki. Sevdik mesela Allah sevemezsin. Evet. Menfi demiyor öyle yani haramı sevmek. Sen istediğin için Allah halk ediyor. Şimdi şahs-ı manevi, şahs-ı manevi kızdırmamak gerekiyor. Şahs-ı manevi seni bıraktı mı? Alamam. Sekeratta da o yardım ediyor. Onun için diyor ki burada ortak değerine inanıyorsan kıskanmak ne diye? Ne diye yani? Bu ne kıskanmak? Şimdi benim yaptığım amel oraya gidiyor mu? Seninse de gidiyor. Peki alırken ne oluyor? Kabe gibidir. Bir veriyorsun, 99 alıyorsun. Şahs-ı manevi'den ise fazlaysa sen mesela haşirde muvazene tartıda hasenat seyyat. Artı hasenatı yanı şahs-ı manevi'deki ise konu olacak. Nedir o? En azından avamın anlayacağı tarzda şunu söyleyeyim şahs-ı manevi. Sen yapmadığın şeye, günaha da sevaba ortak olacaksın. Var sende. Nedir o? Şerre taraftar olanı işlemiş gibidir. Öyle mi değil? Bazılar şahs-ı manevi ne anlatıyorsun? Böyle şey olur mu? Diyenlere diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an'da da. Kur'an'da vela terken ülellezine zelemu fetemesekumunlar. Değil taraftar olana, şey yapana, taraftar olan ve meyil edenlere. Aynen ortak gibidir. Hayrı işlemiş gibisin diyor. Öyle mi değil mi? Aynı şey. Ha biz de onayladığımız için ona taraftar oluyorsun. Aynı kanun işliyor yani. Kanun aynı. O zaman şimdi şahs-ı manevi, benim işlediğim bütün haseneler şahs-ı manevi gitmiyor mu? Gidiyor. Seninkisi de gidiyor. Peki senin bu şahs-ı manevi dahil olursa bu hissen artıyor. Ortak olduğun hissenin batmasını mı istiyorsun? Bir gemi ortağız arkadaşlar. Fabrika ortağız. Bir hisse senin, bir hisse senin. Fabrika çok zengin olursa, karı çok olursa, hissemezse fazla düşer. Ya fabrikanın bir birimi var, suimal ediyor. Ya keşke fazla kazanmasaydı, ya piyasayı ele geçirdi. Senin şirketin. Senin fabrikanda çalışan müdüre niye kıskanıyorsun lan? Ne becerikli ya. Ahman bilsin, birisisin o zaman. Senin fabrikan bu. O zaman ne diye bu kıskanmak? Ustad da şöyle diyor, kıskanmak, kıskandığın şeye bakın dedi. Akıbetine bak. Dünyalıktır, zaten değmez. Ahiretliktir. Eğer ahiret ameli ise kıskanıyorsan ona zaten kıskanç olmaz diyor. Kıskanana davanın insandan büyük olduğuna inandırın. Kıskanana kıskanıyor musun böyle var? Kıskançlık var. Davanın insanlardan daha büyük olduğuna inandırın. Yani ustad da diyor ki kıskandığın şeye bakın diyor. Akıbetine bakın. Dünyalıksa zaten kıskanmaya değmez. Ahiretlikse zaten ahiretli sebebi uhrevi de olmaz diyor. Riyakarlık olur. Peki bir derece ben de şöyle bir çare buldum kendimce. Tamam bunu biz biliyoruz.
Ama niye aşamıyoruz kıskanmakta? Yani tamam biliyoruz. Bunun çaresi ne? Çare iman et, çare. Çare bence şöyle. Ustad diyor ya böyle, akıbetine bakın. Çareyi şöyle şey yapıyorum, bu hissini mağlup etmek için. Bunu yapan, ifrat moduna getiren şeytan mı? Her şeyde olduğu gibi, her şeyin ifratı şeytandandır. Her şeyin tefriti nefse emaredendir. Her şeyin ama. Şimdi, şeytan kıskandırıyor. Şeytan kıskandırıyor. Nasıl yapacaksın? Kaldıracaksın. Mesela Harun'a kıskanıyor. Harun nasıl kitabı okuyor, ne güzel namaz kılıyor, ne güzel notlar alıyor ise, kıskanıyorsam, içim yanıyorsa, herkes onu tanıyor ya. Herkes onu diyor. Ama netice itibariyle onun kazandığı sevap var. Dualar ediliyor. Adam haylara vesile. Benim şirkete. Benim şirkete gidiyor. Ama olsun. Kurtulamıyorsam şöyle yap. Ya Rabbi Harun iki canlı azizeyle. Allah'ım ona merhamet eyle. Ya Rabbi onu ve beni istikametten ayırma. Onun kalbine ve benim kalbime surur nasip eyle. Bu arada da dua ettiriliyor. Anladın mı? Böyle ferahlık ver ya Rabbi. Ona da bana. Allah'ım ona da merhamet et. Ona da et. Peki bir ettin, iki ettin, şeytan ne diyecek? Helal olsun lan, aferin lan. Der mi? Ne der? Hiç hatırıma bile daha getirmez. Çünkü kıskan yaptıkça dua ediyor. Kıskançlık yok çünkü dua ediyor. Duaya vesiledir. O zaman ettirmez kıskançlık, duada düşer. Şey, kıskançlık da düşer. Sen sırf mutlu olman için yaşamamalı, sırf mutlu olmak için yaşamamalı, gayesi olmalı insanın. Bir uydurmuşlar, mutlu ol. Hayat mutlu. Ya ne demek mutlu? Dünya için cemiyette en mutlu delilerdir. Akıl fedailerdir. Çünkü hiç sıkıntılar yoktur. Hayvanlardır, ağaçlardır. Biliyor musunuz? Hiç derdi olmayan ağaçlardır. Hatta daha derdi olmayan toprak taşlardır. Derdin ne kadar artarsa o kadar insansın. Hiç mi derdin yok? İnsan değilsin. Alim İslam'ı da mı düşünmüyorsun? Komşunun da mı düşünmüyorsun? Sen o zaman ölmüşsün. Bir tane sene dediğim gibi, abi diyor çok üzülüyorum. Hakikaten mi dedim ya? Vicdan azabı çekiyorum, üzülüyorum. Hakikaten üzülüyor musun? Demek ki daha kalbin ölmemiş. Daha insansın. Üzülüyorsun ya. Niye dedi? Firavunlar, Nemrutlar hiç üzülmedi ki. Gaddarlar, zalimler üzülmez ki. Demek ki insanlığın özelliği hala devam ediyor. Demek ki mutlu olmak değil hayatımızda. Mutlu olurduk cennette. Niye geldik buraya? Cennete gitmek için gelmedik ki cennetten. Nedir o? Hani iki defa misal vermiştim, üçüncü kez olsun. Abdurrahim, baba çocuğuna der ki oğlum bisiklet alacağım, Kur'an açık. Diyor ya. Çocuğun gayesi nedir? Bisiklet almak. Nasıl alacak? Vasıta nedir? Kur'an okumak. Babanın gayesi nedir? Kur'an okutturmak, vesilesine bisiklet. Babanın gayesi Kur'an, vesile bisiklet. Vesile bisiklet. Çocuğun gayesi ne? Bisiklet. Vesile ne? Şey, neticesi ne? Bisiklet. Vesilesi ne? Bisiklet. Ha, Kur'an, Kur'an. Şimdi Allah bize diyor ki, tabi estağfurullah, ne kıyas edin. Cenneti vereceğim size. Ne uğruna vereceksin? Niye vereceksin ki? Bak şunu yaparsanız. Demek ki cennet vesile. Netice ne? Ubudiyet, ibadet değil. Ubudiyet de kendini tanımlamak. Kendine barışık olmak, kendini aşmak. İnsan olmak. Çünkü cennet insana verilmiş, istifadesine verilmiş bir vesiledir. İnsan ne kadar kıymetli ki, cennet insana hizmet ediyor. Hizmet alan insandır. Hizmet edilen insandır. Hizmet eden cennettir. İnsan ne kadar yüksek cennetten anla. O zaman Allah diyor ki cenneti vereceğim. Niye vereceksin ya Rabbi? Şunları şunları yap. Ne olacak ya Rabbi onlarla? Ruhun imbisatı, miraç diyor. Namaz kıl. Niye miraç yapacaksın diyor. Ruhun miracıdır diyor. Tefekkür et diyor, taşınacaksın nefim mahfuzat diyor. Tamam, tefekkür ettim mi? Tamam, ha demek ki namaz da neticesi itibariyle ubudiyette o insanın âli gayesi var.
Gayetul Gaya. Gaye olan 20 tane insan tarifi var. 218 şualarda. İnsan kainat Kur'an'ının ayet-i kübrası olmaya gelmiş. İnsan kainat Kur'an'ının ayet-i küsüsü olmaya gelmiş. Bütün isimlere ve ismi azam mazhar. Peki ibadetlerden gaye cesedi insanın yönetebilmesi mi? Yani o cesedi gemleyebilmesi mi? Hayır o bir şey değil. Şey yaparsın, ilaç içersin, uyutur. Hiç öyle bir şey yok. Değil. Cesedi zaten ustad demiş ki bu binanın içine oturuyorsun sen. Binaya benziyor musun? Bina içindesin diye, küçüksün diye cismen. Bina sana ne kıymetli mi? Bina sana hizmet etmek için var. Bina cesettir. İçinde oturan sensin. Beden aynı böyledir. Beden binadır. Ruh içinde oturan insan gibidir. Yani insanın ruhu gayetül gay. Allah'a muhatap ilahi olmak. Rıza-i ilahiye mazhar olmak. Ben gizli bir hazine idi. Bilinmek istedim. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Yani muhatap ilahi olmak insan. Allah Resulü cennete girmiş, cehennemi görmüş, kalmış mı orada? Arşa geçmiş, lef-i mahfuza girmiş, terakki etmiş, cenneti geçmiş. Hatta onu takip eden talebesi, Yunus değil mi Yunus Emre? İsteğine ver onu diyor. Bana seni gerek seni diyor. Fıkhıl Ekber'de yazıyor. Ahmet bin Amel, Cenab-ı Hakk'ı gördüğüm zaman Allah bana dedi ki, ey Ahmet benden ne istiyorsun? Sonra ben hiçbir şey diyemedim diyor. Sonra Allah devam etti. Ey Ahmet benden bir şey isteme. Benden istediğim ben değilim, bendendir. Sen beni iste. O için nurcuların cenneti, cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak. Nurcuların cehennemi, cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmektir. Nurcuların öyle cennet gibi, cehennem endişesi gibi değil. İmanı kazanma ve kaybetme davası ve insanların imanını kurtarma endişesi var bizde. İnsanların imanını kurtarmak. Başka bir davamız yok bizim. İnsanlar imanı nasıl kurtar? Buna delil. Hemen geçiyor. Bir gün öyle ders yapıyoruz Abdurrahim. Ta yeni yedi hapisten sonra. Komşular şikayet etti. Bizi tanımıyorlar. Şimdi yeni kaldığım yere. 5 tane polis geldi. Ne yapmam lazım? Vay falan onun gene kendimizi düşüncesi yapacağız. Adam içeri girme hakkı olmadığı halde. Yok dışarı zaten kimliği dışarı. Arkadaşlar getirin gelsin içeri girsin. Ben ders yapıyorum. Adam oturun dedim bak ne anlatıyoruz. Onlara Dima anlattı. Adamlara yani kendini değil. Bak bu nedir biliyor musun? Hatırlarsınız değil mi? Bak insan bunu bilirse mutlu olur, psikolojisi bozulur, şey yapmaz. Dima ders yapıyorduk. Onlara da oturdular, dinlediler birkaç dakika. Yani imanı kurtarmak endişesi var bizde. O için söyle. Öyle değil mi? Sen de oradaydın. Ancak aman neydi, neyi nesildi, kim şikayet etti yok. Gel arkadaş bak, bu nedir bak bu insanın kafası, bak bu kafadır. Senin polis de bakıyor hakikaten. Bak bu kafadır, senin içindir. Bunu nasıl yöneteceksin? Bundan bahsediyoruz bak. Bunu ne kadar nimet. Merak etmedim. Hadi şimdi kalkın gidin dedim. Bunu dedim yayınlanacak diye nurders.com var. Git orada seyret. Yani gayemiz ne diye söyledim onu. Gayemiz imanı kurtar. Ona yardım etme. Bizim için gelenlere biz de ona iman dersini anlatmaya çalışıyoruz. Ya yani petrol alıp da birisine anlatmadığım çok azdır, hatırlamıyorum yani. Mutlaka bir şey anlatırım ona. Ya. Radyatör şeyini açacağım, 2 gün önce. Dedim ya, ben şey yapmayayım, hem de birisine bir şey anlatmış olurum. Orada bir tanesini çağırdım, ya dedim bunun araba hararetinde olan bir radyatör diyorlar dedim ya. Su eksik mi, eksik mi? Bir bakacağım ama hangisi radyatör? Bir baksana dedim ya delikanlı. Musait misin? Musait. Musaitim dedi ya. Mesela geldi. Aa burası şeydir dedim ya. Ya böyle açmamak lazım, tarif ediyorum. Mesela benim mesleğim. Ondan sonra al dedim bezi falan. Tabii ister istemez her arabada pış diye bir şey çıkar, lava çıkar. Ya dedi bak dedi ateş atar dedi. E niye yaptı o dedim. Ya gaz yaptı dedi, o şey yapar dedi. Demek ki dedim, insan da dedim böyle bir hava alması lazım ruh. Yoksa dedim yanar bak,
Dedim hava yapmış değil mi? Başta koy adama girdi. Durdu. Böyle bakıyor. Oraya bakıyor. Onunla aynı insanın karşılığında radyatör nedir? Soğutma sistemidir. Gündelik hayatta mesela araba çalışıyor. Biz de çalışıyoruz. Bu soğutma sistemi namazdır. Bir nefes almazsan, usta diyor, namaz nefes almaktır diyor. Bir nefes almazsan günde, bak sabahtan akşama çalışıyorum. Bir nefes alma hakkın var dedim ya. Sen hakikaten buna layıksın ya. Sen bir nefes alman lazım. Dinleniyoruz. Ruhun dinleniyor mu dedim. Dinlenirken de ya bir şey seyrediyor. Sen bir sen cevap yetiştiriyorsun. Seni rahat bırakmıyorlar. Sen böyle bir ruhunu dinle. Dedi ya bu şimdi de aynı dedim bu hava aldı. Bir de bir şey koydun ufak bir soğuk su. Bak aynı. Sen dedim bir ruhun havası alması, teneffüs vakti. Bir şey anladım. Gayemiz ne? Bunu anladım. İmanı kurtarmak, insanların iman kurtulmasına vesile olmak. Davana inandığın kadar acı çekiyorsun, şikayetçi olmuyorsun. Davana inandığın kadar. İnanabildiğin kadar acı çekmiyorsun. Aa işte peygamberler, işkence gören büyük zatlar. Davana inan. Acı var ama hissetmiyorsun. Hatta lezzeti inkılap ediyor. Acayip bir şey. Davana adandığın kadar acı çekerken bile lezzet alırsın. Davana adandığın kadar acı çekerken bile lezzet alırsın. Davan için acı çekmek insana mutluluk verir. Bunun bu masada yazılmamış. Bunu Sinir Hapishanesi'ne yazılmış bu cümle. Yani yaşarken söylenmiş. İstersen çıkabilirsin Abdurrahim. Onların dediğini yap. Tamam. Şöyle 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 konuş. Tamam. Var çık. Hayata yüklediğin anlam nispetinde acılar bile lezzet verir insana. Hayata yüklediğin anlam nispetinde acılar bile lezzet verir sana. Yani hapishane hayatına anlam yükledim. Ben niye buradayım? Kız mı kaçırdım? Karşılıklı çek senet mi verdim? Kavga ettim ben buradayım. Niye buradayım? Niye sorusuna verilen cevapla lezzet alıyorsun? Sıkıntı anında gayen sana hakim olma nispetinde dayanma gücü verir. Sıkıntı oluyor, bak. Sıkıntı oluyor. Nasıl dayanacaksın? Kur'an vermiyor. Risale vermiyor. Seccade kadar bir boşluk var yatağının kenarında. Hep o. 2,5 adım atıyorsun böyle, 2,5 adım böyle. Hücre yani. Şimdi Kur'an yok. Risale yok. Defter kalem yok, bir not alacaksın. 2,5 adım böyle, 2,5 adım böyle. Yatağın uzunluğu 2,5 adımdır. Çünkü binlerce defa döndüm de biliyorum. Peki yaşanır mı? Sana bazı şeyleri dettirmek için onu yapıyorlar kasten. Bunu söyleyeceksin. İstediklerimizi söyleyeceksin. Mecbur ediyorlar. Ne dedik? Hayata yüklediğin anlam nispetinde acılar bile lezzet verir insana. Yani bu, niye ben bunu yapıyorum? Niye bana bunu yapıyorlar? Şunun için lezzet veriyor. İnşaat icazında şöyle bir şey var. Allah'ın ibadetindeki ortaya çıkan zorluk, sıkıntı, abdest alıyorsun, sabah kalkıyorsun. O diyor, Allah beni muhatap aldı. Allah emretti. Allah kim, ben kim ya? Allah dedi ki kıl. Bu emri ilahi Allah'tan olma şuuru nispetinde o sıkıntı yok olur diyor. Ben demiyorum ki Harun, kalk Harun. Efendim şu çatı bilmem ne olacak, ampul bilmem ne olacak, iç dekorasyon bilmem ne olacak. Ya bir sonra öğrenden gelirim ya. Bu saatin sakal. Yüzüme demesen bile kapattıktan sonra adama bak ya. Saatin kaçın? Şu altısında kalk diyor, şunu yap diyor ya. Uykudan insan kaldırılır mı ya bu yağmurun altında? Ne güzel ya. Ama Allahu Ekber, Allahu Ekber dediği anda Allah diyor ki kalk. Kalkacaksın, sıkıntısı var tabi, abdest alıyorsun. Ya. Ha, o diyor emir kimden geldi? Ha,
şuurun nispetinde o sıkıntı yok olur. Hatta lezzeti inkılap eder. Senin için yapıyorum ya Rabbi. Rızan için yapıyorum ya Rabbi. Ne keyif veriyor ya. Diyorlar. Sıkıntı anında 2,5 volta atıyorum yatağımın önünde. Gaye sana hakim olma nispetinde dayanma gücü verir. Şahsı mani. Sen şuurun değil. Davan sana ne kadar hakimse sana seni koruyor. Sen dayanamazsın. O sıkıntı beden olduğunu düşündürür insana. Merak etme. Bu bedeldir. Bedel ödeyeceksin. Zira niye bunlar benim başıma geldi diyemezsin. Dava adamı niye? Deniz kenarında ev yapan çok dalga duyar. Eğer dalga duymak istemiyorsan çık o evden. O işi yapma. Hem o işi yap, hem marangozluk yap, hem de toz var, gürültü var deme. Hiç çiçekçilik yap. O sıkıntı bedel olduğunu düşünür. Hatta davaya bedel vermenin şuuru nispetinde sana acı verene bile acıyorsun. Bunu hissettim ben. Yani bana bu acıyı verdi. Hakim. Yani bu insanlar bana vatan haini diye bakıyor. Gardiyanlar. Kah yemek vermiyor. İşte bilmem bir sürü şey, sıkıntı vermiyor. Tuvalet maşapıyla su içiyorsun. Orada bir gün dinlendiriyorsun maşapayı. Ama dua ettiğin zaman şöyle diyorsun ki, ya Rabbi şu insanlar bilmiyor bizi. Ne uğruna çalıştığımız bilmiyor. Ya Rabbi onlara ne olur bu şeylerden hesap ver, sorma. Onların imanı kurtulmasına nasip eyle. Onlara Kur'an hakikatlerine nasip eyle. Onlara Risale-i nasip eyle diye hep dua ediyorduk. Peki niçin söylüyorum? Bak bunlar masada yazılmadı, bir daha söylüyorum. Hatta davaya bedel vermenin şuuru, ben davama bedel veriyorum. Şuurun nispetine sana acı veren bile, sana acı vereni bile acıyorsun. Bazen de başarı başarısızlıktan beslenir çıkar, bil. Bazen başarı başarısızlıktan çıkar. Mesela beni birisi aradı. Antalya'da poşet fabrikası vardı. Aradı. Beni tanıyor, ben tanımıyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Abi beni tanımazsınız, dershaneden aldım telefonunuzu. Hep iyi oluyor. Buna benden bugün de bir tane olmuştu. Ondan sonra, bugün kim de anlatmam lazım, farklı bir şey. Telefon. Buyur kardeş, zamanını almayacağım. Abi, Nurç olduğu için abi diyor. Ben diyor, poşet fabrikası çalıştırıyordum, iflas et. İflasını verdim, elimde diyelim çok az bir miktar var, borçtan ödedim, devlet iflası verdim ama fark böyle duruyor. Çok böyle küçük bir şeyim var, ne önerirsin diyor. Dedim ki sen iflas etmedin, kaybetmedin, ben seni İspanya'ya, Arabistan'a, İran'a, Azerbaycan'a, Almanya'ya gönderdim. Poşet fabrikası nasıl çalıştırılır anlamak için nasıl batırılır? Ne zaman nasıl yaparsam batar? Ne zaman kaybederim? Dolayısıyla ne zaman ne yapmam gerekiyor? Ne yapmamam gerekiyor? Şeyleri ben seni kursa gönderdim. Paraların oraya gitti. Sen dön. O işe devam et. Çünkü bundan sonra öyle yapılmayacağının bedelini ödedi. Ve bu konunun uzmanısın. Zira açacağın yeni bir iş, daha işin ehli olmadığından batırma ihtimalin vardır. Ama poşet işinde daha batma ihtimalin yok. Çünkü ne yapılmayacağını biliyorsun. Zira herkes ne yapılması gerektiğini biliyor da, onun için atılıyor. Ama ne yapılmaması gerektiğini bilmiyor. Bak bir daha. Ne yapılması gerektiğini biliyor ama ne yapılmaması gerektiğini bilmiyor. Buna ait Bülent mesela.
sıfıra inmiş. Belki de eksiye inmiştin. İnmiş miydin abi? Vesaire ortakla iyi niyetiyle mükemmel bir ahlak sergiledi. Bize de meşveret etti. Çeketini aldı çıktı. Ortak olduğu şeyden. Öyle mi? Evet. Çıktı. Ortak hiçbir şey almadan o da bir şey vermedi vesaire. Neyse. Ondan sonra bak ne yapılmayacağını bildiği için diğerlerine farklıdır şu anda. Niye? Ne yapılacağını herkes biliyor. Ne yapılmayacağını bilmiyor. Ha? Mesela bugün birisiyle yani yakında birisi onu eğitiyorum. Baktım ki bir şey okuyor, ağlıyor. Niye ağlıyorsun dedim. Geçmişimi hatırladım dedi. Geçen işte önceki sene okuldaki durumu. Niye dedim. Ya dedi. O arkadaşlarla neler çekmişim. Tam uca kadar gelmişim. Tam batacakmışım. Allah bana merhamet etti. Allah merhametini aldı. Bak neler çekmişim neler tutuyor anlatma. Çekmedin o. Çektin mi? Çekmedin. Onlar senin gelecekteki hatta sonsuz hayattaki ahiretteki hayatında neler yapılmayacağını, kimlerle beraber olunmayacağını, ne şey nereye mal olacağını sana öğretti. O kurstu. İnan bana kurstu. Ben böyle bakıyorum ya. O kurstu. Yani neler yapacağını herkes bilir. Üç defa tekrar ediyor bunu. Neler yapılmaması gerektiğini bilmiyoruz. Üç defa tekrar. Bu çok önemli. Herkeste olan var ama sende bir şey daha var. Bu yapılmaması lazım. Mesela şöyle diyeyim. Herkes Fatiha'yı bilir. Ama şunu bilin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Rahmanir Rahim, Maliki Yevmiddin, ya kenabudaya. Yani sen bunu bildin ama yapılmaması metleri atlamaman gerekiyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Alemin, Errahmanir Rahim. Tamam mı? Mesela Kul ya ayet kafirun sun ayetini iyiden çok orada hata yapılıyor. Lekum dinukum veliyedin. Lekum dinukum veliyedin. Dinukum veliyedin. İyi çekmiyoruz mesela. Yani yapılmasını gerektiğini biliyoruz. Neler yapılmaması gerektiğini bilmiyoruz. Hayatta da öyle. Yani kayıp zannettiğinizi söylüyorum herkese. Herkese, dinleyene. Kayıp ettiğin hiçbir şey yok. İman hariç, iman küfürü hariç. Ortadaki şey hele dünyalıksa hiç üzülme. Eşin dahi olsa. Ha öyle olmaması gerektiğini biraz pahalı oldu. Hayır. Senin ruhun ancak öyle ki inkişaf ederdi. Keşke deme. Ya keşke aklım. Keşke deme. Keşke geçmişin bataklığıdır. Bugünü kaybediyorsun. Yani keşke ne demek mi? O zamanda, o şartlarda, o kafada, o duyguda, o çevrende, o bilgide, o hassasiyetinde, o karar vermen en doğruydu. Yanlış olmasının gözükmesinin sebebi o kafayı, o şartları, o kültürü, o bilgini, o ortamı getiriyorsun bu mahkemeye, bugünkü mahkemeye. Şimdiki kültürün, şimdiki eğitimin, şimdiki bilgin, şimdiki hassasiyetin, şimdiki durumunla onu kıyas ediyor, böyle yapar. Şimdi de öyle, öyle hatalarca bir sene sonra keşke diyeceksin. Hayat böyledir. Ya böyle deseydi, yarın da bugün için diyeceksin. O zaman doğduğun anda en iyi yapmak, en iyi söylemek Allah Resulüne mahsustur. İnsan devamlı tekerrürdedir ya. Yani sen iki sene önce ne dedin ama şimdi demiyorum işte. Öyle yaptın, işini yapmıyorum. Niye geçmiş önüne koyuyorsun? Zaten adam ona ders almış. İmam Ali der ki servet ve sihat yani para ya yani mal mülk servet ve sihat eğitici değildir. Şöyle diyor. Servet ve sihatta batan insana göre kurtulan insana azdır.
Yani servet ve siyatın batırdığı insana göre kurtardığı insanlar çok azdır diyor. Servet ve siyatın batırdığı insanlar çok, kurtulanlar, servet ve siyatta kurtulan çok azdır. Ama hastalık ve musibet, fakirlik ve musibetlerle, tamam mı? Batan insan azdır. Kurtulan çoktur. Mesela müebbet almış. Hem de ağırlaştırmış müebbet almış benim komşum, duvar komşum. Şöyle duvar var, burada camdan konuşunca o da camı açıp duyuyor. Ağırlaştırmış müebbet almış. İnanın bana, 21 yaşında, esrardan dolayı. O da Fuzuli, tanımadığı adamı vurmuş. Çünkü abisi dedi ya, izzetini korumak için. Ben seni koruyacağım, seni besleyeceğim falan abi sana dedi. Ya sana şey. Neyse, ağırlaştırmış müebbet ne demek biliyor musunuz? Müebbette farkı. Müebbet günde bir saat güneş görme hakkı var, bahçeye çıkacak. Bir saat, güneş varsa tabii. O saat mesela. Benim mesela 3 ile 4 arası dışarıya çıkma hakkım vardı. Ama çoğusunu da vermiyorlardı. Ondan sonra gardiyanın keyfine bağlı. O günkü gardiyan. Şimdi bu ağırlaştırmış müebbet demek bir saati de yok. Her şey satılmaz ona kantinde. Sosyal sporlardan tamamen mahrumdur. Ben de öyle diyeyim. Ne dedi biliyor musun? Abdurrahim yani insan kahrediyor. Spor için girsek demez miydi? Bak, inan yalan demem. Yalan nafsı kafirdir. Ondan sonra baktım ki bir gün ağlıyor. Kibrit kutusu gibi, burada bir hücre, burada bir hücre, üst kat, üst kat böyle. Kibrit kutuları gibiyiz. Ama bir ses geliyor, ben de namazdayım. Ama ben şey yaptım, namaza başladı ya. Ama hiçbir şey bilmiyor. Üç besmeleyle namaz kılıyoruz öyle. Namaz kılacak. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 2, Bismillahirrahmanirrahim 2, 3 diyecek miyiz diyor. Lan deme işte de 3 tane söyleyeceksin. Besmele bir ayettir. 3 tane şey, 3 ayet ile namaz oluyor. Besmele de bir ayettir. Elemi bilmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yani şey ha, Esmer vatandaş bu, Romen. Bismillahirrahmanirrahim. 1-2 diyecek miyiz diyor. Demir deme ya işte de. 3 tane diyeceğiz. Eğildin Allahu Ekber. Subhane Rabbi Ala. Subhane Rabbi Lazım. Nerede bilecek? Subhanallah derim diyor. Tamam. Subhanallah. 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 Allahu Ekber. Allahu Ekber. Aşağıda da Subhanallah. Subhane Rabbi Lazım. Nerede? Diyemez. Kalktım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Deme dedim de parmağınla yap. 3 tane. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya dedi bana alıştırmak için mi söylüyorsun yoksa dedi olur mu dedi. Ben dedim Allah adına yalan mı söyleyeceğim? Olur. 3 tane ayet ne namaz olur. Fatiha okumak farz değil. Vaciptir. Ondan sonra sen olamazsın vacibi. Olur. Olmazsa Allah adına yalan söyleyebilir miyim? Tamam. Demezsin dedi ya sen hocam. Sözünde şey yapmazsın biliyor benim. Sözünden dönmemişsin dedi ya. Tamam. 3 defa. Ondan sonra böyle namaza başladım. Ben de ezan vakitleri okuyorum tabi o boş dua. Eşhedü en la ilahe illallah. Okuyorum. Bir gün ezanı okudum, namazı kıldım. Abdurrahim baş bir ağlama var. Lan bu gaddarlar ağlar mı ya? Hep mi falan şey siyasi liderlerin yanındayım. Bu nereden gelmiş bilmiyorum. Bu nasıl girdi? DHKP'ci lideri, TİKKO lideri, El-Kaide lideri, bilmem PKK lideri, FETÖ'nün bilmem ne lideri. Hep böyle şeyler. Oğlum bu adam, baktım ağlam var, baktım bu. Farzı kıldım, son sünnet kılmadım, hiç unutmuyorum. Öğle namazında seslendik, aşağıdan da bağırıyorlar ona. Ne oldu falan. Takma kafaya, geçer bu da, aldırma gönül aldırma. İşte bilmem şu. Neyse ben ses yapınca hepsi susuyor. Ben şey yaptım, baktım biraz yumuşadı. Herkesin içine, hayırdır dedim, ne oldu, niye gene kafaya taktın dedim. Güzelce. Dedi ki, bu cihaz senin iyiliğini ödemem.
İyi ki gelmişim dedi. Ona ağırlaştırmış müebbet alan bu. İyi ki gelmişim, iyi ki girmişim diyor. Nereye iyi ki girmişim? Ağırlaştırmış müebbet aldın diyorlar. Yani sen kafayı dediler hepsi ya. Ulan oğlum kafayı mı yedin dediler sana. İyi ki ben bu cezayı almışım, iyi ki buradayım diyor. Ulan ben durdum aşağıdakiler. Niye iyi ki? Ben dedi şu hoca geldi dedi. Allah'ımla tanıştım dedi. Namazla tanıştım. Yemin ediyor ki, bu bunu anlattı Allah'a yemin ederim ki diyor, ben diyor dışarıda olsaydım, bu hoca bana gelseydi, belki dedi tekme tokat girerdi bana bunu alır. Roman, ben bunu dinlemezdim dedi. Şimdi dedi ben dedi, burada hepiniz şahitsiniz diyor, bana öğretmeye gayret ediyor. Ve namaz kıldım şimdi diyor. Ben namaz kılar mıydım dedi. Ve aileme diyemiyorum namaz kılma başladım. Şu Allah'ımla tanıştım, ona dayanamıyorum dedi. Hakikaten tanışmış. Allah'ıyla tanıştım, Allah'ı anlatıyorum ama ha. İnsandaki karşılıklarıyla böyle, Allah nedir dediğin zaman şu sokaktaki bir Müslümana sor. Ne anlatıyorsunuz ya diyenlere dedim yani benim. Oğlum dedi, hiç unutmuyor. Dün de oldu. Benim akrabam da vardı, ben emice diyoruz tamam mı? Oğlum dedi, bilmediğimiz Allah'tan bahsediyorsun ha. Şekerim, nerede dedi böyle, babam da sağ ol, biz 30 yaşındayız falan köyde. Ya bilmediğimiz Allah'tan, bilmediğimiz şey mi anlatıyorsunuz lan? Ne çıktı lan bu, nereden çıktı dedi bu onurculuk falan. Yumuşadıktan sonra, emice bir şey diyebilir miyim dedi. De bakalım. Ya dedim, o bildiğin Allah'tan bana biraz bahsetsene dedim. Nasıl yani, bir Allah'tan bahset, Allah nasıl bir şeydir, ne yapar, şimdi ne yapıyor? Nasıl bir Allah'tır? Oğlum ne demek dedi ya? Ne yapıyor? Namaz kıl diyor işte dedi. Oruç tut diyor. Kötülük yapmadı işte. Ne böyle? Emice o Allah değil o. Allah söylediği şeyler o. Allah nasıl bir şeydir? Ne bileyim oğlum dedi Allah nasıl bir... Bak bildiğini zannediyorsun ama Allah'ını bilmiyoruz. Allah'ın inandın Allah'a anlat desen kaç dakika anlatır? 5 dakika Allah'a bir anlat desen anlat. Ne anlatacak? En fazla şu, kulu Allah'a ehed, Allah birdir, ondan sonra kulu Allah'a ehed, Allah her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değil, doğmamıştır, doğrulmamıştır vesaire. Tamam bitti, 2 dakikanı aldım. Bildiğimiz Allah'ı anlat deseler anlatamaz. Tabii ona saatlerce, niçin Allah var? Allah ihtiyaç mıdır? İnsan bu kainatta niye bulunmuş? Niye muhatap ilahi olmuş? Niçin bütün kainat bize çalışıyor? Niçin odun parçalarının içerisinde domatesler, elmalar, armutlar, ayvalar bize geliyor? Bu kainatın hedefinde niçin biz burada varız? Niçin yerin altındaki madenlerden, çiçeklerin gülmelerine, güzel kokularına, güzel şekillerine hedef ne insandır? İnsan niçin bu kadar değerli? Namazdan namaza, ezandan ezanı anlatıyoruz. Hepsi dinliyor, 600 hepsi. Diğerleri ne oldu bilmiyorum ki. Bu işte namaza başladığını söyledi. Bir tanesini de söyleyeyim, onu söylemiyordum. X ilçenin, İstanbul'da X şehrin lideri de namaza başladı. Ocağın başkanı. O da oradaydı. Yani... Davan için girdim. Bunları gördükçe sana keyif veriyor. Hatta davaya bedel vermenin şuuru nispetinde sana acı verene bile acıyorsun. Bazen de başarı başarısızlıktan beslenir çıkar. Bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir. Bu Kızılderili sözüymüş. Biliyor musun Kızılderililer demiş. Bir daha. Bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir. Kızılderili atasözüymüş. Çabalarsam ama istediğime muvaffak olamazsam bedelini ödeyemem vehmiyle gayret etmiyorum, sorumluluk almıyorum ama başaramasam bir daha denerim veya çok çok şey öğrenirim demeli. Yani başaramazsam, bir de okuyayım.
Bak çabalarsam ama istediğime muvaffak olamazsam bedelini ödeyemem vehmiyle. Gayret etmiyorum, sorumluluk almıyorum. İnsanlar niye sorumluluk almıyor? Yavaş aramasam bedelini ödemek istemediğindendir. Ama oysa ne olması lazım? Ama başaramazsam bir daha denerim veya çok şey öğrenirim demeli. Diyen bilen sorumluluk alıyor. Ekip ruhu çok önemli. Beklentini yüksek tut ki bedel vermeye razı olasın. Sırf cennet istiyorsan yolu bellidir. Allah'ı istiyorsan bedeli ağır. Basit iş dahi yapsan onu en iyi yap. Çok büyük iş yapmana gerek yok. Küçük dahi olsa onu çok iyi yap ve takım ruhunu kaybetme. Buna ait eskide biraz meşgul olduğum bir meslekte misal vereceğim. Bruce Lee'nin bir sözü var. Bruce Lee diyor ki, Kung Fu Karate hocası, ben diyor çok oyun bildiğimden değildi. Bildiğim oyunu az dahi olsa birkaç tanedir, onu en iyi yapan benimdir. O oyunu en iyi yapan benim. O zaman çok iş yapma külliyatta, mevzuya, şu mevzuya, mevzuya değil. Bir mevzu seç, onda en iyi ol. Ezilen makama geçince aynısını kendisi yapmaya başlıyor. Hani sosyalistler var ya, komünistler, belediye başkanları. Sömürülüyoruz, çalıp çırpıyorlar, makama geçiyor, aynısını kendisi yapıyor. Çünkü niye? Ezilmişliğin psikolojisidir bu. Ben çok sömürüldüm, biraz da ben sömürüyorum. Ama sömürdüğün kişi senin arkadaşların. O sömüren zaten orada yok ki. Hep büyükler derlerdi ve diyorlar ki, büyükler zaman kötüye gidiyor diyorlardı diyorlar. Hep büyükler böyle duydum. Zaman kötüye gidiyor. Kötüye gidiyor. Hakikaten anlattıkları gibi olsaydı bugün ben nurları tanımamış olacaktım. Kötüye gitmiyor. Ahirete gidiyor. Herkes yapacağı işe göre harikadır. Siz balığa, ağaca çıkamıyorsa başarısız, beceriksiz zannediyoruz ve istidadını öldürüyoruz. Yani herkes kendi sahasında, mesela balığa der misin ki ağaca çıkamıyor, beceriksiz, başarısız. Hayır, herkesin başarı sahası farklıdır. Demek ki başarısız, beceriksiz zannediyoruz ve istidadını öldürüyoruz. Yani çocuğu dayatıyoruz. İlla doktor ol, illa avukat ol, illa bilmem ne ol. Lan çocuğun istidadı değil ya. Eleştiri, öz eleştiri insanı büyütür, küçültmez. Yani tenkiti, eleştiri almam lazım. Bu insanı küçültmüyor. İnsanı büyütüyor bu. İnsanları dokunulmaz yaparsan, insanlar dokunulmaz. Oo, ne diyorsa hikmeti vardır. Dokunulmaz yaparsan, onu küçültürsün, uzun vadede yok edersin onu. Kısa vadede başarılır görünürken. Abi, hocam, şeyhim, koltuklar şamöyle. Kısa vadede başarılı gibi gözükürken uzun vadede yok edersin. Çünkü insanların beklentisi o nispette olur. Böyle olsaydı veya bu seviyede olsaydı o nispette beklenti olur. Buralarda görmüşsen, görmek istiyorsan beklentisi çok yüksek. Onu da bulamayacaksın. O zaman dibe inecek hepten. Vazgeçmeyi de öğrenmemiz lazım. Bazen ısrar zarar veriyor. Bunu psikolojide tersini söylüyorlar. Vazgeçme. Hayır. Vazgeçmeyi de bilmen lazım. Mesela Allah diyor ki günahlardan vazgeç. Anladın? Vazgeçmeyeceksin. Vazgeçeceksin. Vazgeçmeyi de bileceksin. Vazgeçmeyin köpeklerde var ya. Hiç vazgeçmez. İyi bir olmuş yapacak. Nerede, neden, ne zaman vazgeçeceksin o önemli. Yaptığın işin yediğin istepten olsun. Yaptığın işin, siyasetçi şey diyorlar, B planı vardır.
yaptığınız işin yediği olsun, istepesi olsun. Mesela birbirimizin yediği yoktur, biliyor musunuz? Yani istepne lastik de değilsiniz. Yani araba lastik patlarsa onu takarım. Hiçbirimiz birbirimizin yerine geçecek yerde de değiliz. Çocuklarınızın, kızınızın, hanımınızın, eşinizin kıymetini bilin. Çünkü yediği yok. Yediği yok, istepne lastik de değil. Başkasının yerine bu takılmıştır deme. Hepsi müstakildir. Yaptığın işin yediğinin istepnen olsun ve planın olsun. Sana bu ne zaman vazgeçeceğini belirliyor ve planı. Eğer diğer planların yoksa kendini daha çok strese koyarsın. Mesela vakıflığı esas aldım ve planım yoksa yapamayınca çok zorlanıyor ve yanlışlıkları yapıyor. İlle dayatıyorum kendimi. Ve planı yok. Abdurrahim. Vakıflık. İlle bunu yapacağım. Ya bunun bir planı olmaz da biyolojik yapıdır, düşüncedir vesaire. Kültürdür, ruhsal yapıdır, gelenektir vesaire. Bir sürü sebepleri var. Yapamayınca ısrar etme. Başka en az bir şeyle başka bir yönteme geç. Ama yok ısrar edince bu sefer başka yanlışlıklar yapıyorsun. Daha kötü yanlışlıklar oluyor. Çok berbat bir şey oluyor. Başarımın sebeplerini diğerleri de yapsa başarı olur mu? Ben bir başarılı bir şey yaptım. Başkalar da buna bakarak veya kendileri de onlar da yapsa, onlar da başarılı olsa başarılı olur mu? Hayır. Çünkü herkes ayrıdır. Yani başarılı olmaz. Hayır. Olur mu? Olur tabii. O başarı, senin de ayrı başarı. Ama ortak tavsiye disiplinli olmak. Başarının temelinde disiplinli olmak. Çok yapabilirsin ama ondan sonra oturuyoruz. Yani başarılı olanlar, zeki insanlar, Risale-i Nur'u en iyi anlayanlar, tefekkürü efendim en iyi olanlar, yani biri mana çıkartanlar, çok zeki, çok akıllı, çok bilmem, hayır. Hayır. Birinci şartı terkleri olanlar, ikincisi şartı disiplinli olanlar, üçüncü şartı az dahi olsa her gün mutlaka onunla meşgul olup ısrar edenler. Musbette ısrar eden. Yani öyle zekiler var ki onun kadar günah kimse işlememiş. Bak adam ne kadar zekiydi, teist olarak gitti. Allah var diyor ama Allah'ın diyor emirleri yoktur diyor. Kur'an tefsiri yazmış. Ya Kur'an tefsiri yazmış. Allah'ın rububiyetini inkar ediyor. Bak demek ki birincisi terklerimiz olacak kardeşim. Terk nedir? Defi mefası, terk-i kebair. İtikada ait, vamele ait terk edeceklerimiz. Mesela konu ayrı o. İkincisi neydi? Birincisi terkler. İkincisi biraz önce ne dedim? Ha? Disiplinli olma. Üç, ısrarlı yapmak. İsrarlı istemek musbeti. Mesela sen işe kaça gidiyorsun Atakan? Üniversite sonunda. Yok yok, işe, staj görüyor musun şimdi? Görüyorum. Kaçta kalkıyorsun abi sabah? 7.30'da kalkıyorum. Oraya işte kaçta olman lazım? 9'da olmam lazım. 7.30'da mı kalkıyorsun? Evet abi. Peki pazar günü tatil mi? Cumartesi, pazar tatil. Peki kaçta kalkıyorsun o gün? Yine 7.30'da kalkıyorum. Harika. Sakın o saatini değiştirme. İş için disipline değil, hayatın için disipline edeceksin hayatını. Tek başına olsa dağda, gene 7.30'da kalk. Ben bunu yaptım, başardım, sen de bunu yap, başarırsın, olmuyor bu. Neye benziyor? Fıtrata göre değişiktir. Ben bu ilaçta fayda gördüm, sen de hiç olur. Olmaz ki kardeşim. Onun genetiği ayrıdır. Onun biyolojik yapısı ayrıdır. Çocuk mudur, kadın mıdır, erkek midir, yaşlı mıdır? Sen fayda görebilirsin. Herkes olmaz ki. Çünkü o farklı, istidatlı ve kabiliyetli. Bir senin istidadın var, bir de insanların sana biçtikleri roller var. Bunu da unutma. Ya bizim Abdurrahim Hasan, işte Yasin bunu yapar falan. İnsanların biçtiği roller var. Ne derler diye yaşıyoruz, alıyoruz, kazanıyoruz, giyiyoruz. Hatta ne derler diye üniversite okuyoruz. Çoğu %90'ını ne derler diye okuyoruz. Bir şey yapamayacağını çok iyi biliyoruz.
Hem üniversite mezunu olsun, dostlar, düşmanlar işte görsün diye. Onun için okuyoruz ya. Biliyorsun, çok iyi biliyorsun ki o üstü açık üniversiteden bir şey olmayacak. Ne okuyorsun? Benim yap, yani oku da okumalarının sırasına koyarsan buna sıra gelir mi? Ne okuman gerekiyor her gün? Onları sıraya koy bakalım kaçıncı sıraya gelecek. Ben mesela Risale-i Nur'a başlamadan önce sabahleyin kalkar kalkmaz kesinlikle Kur'an'ımı okurum. Kesinlikle. O gün böyle çok gergin olur. İstersen öğlen okuyun, gergin oluyor. İlk önce Kur'an okuyacağım. Kur'an okuyun ilk önce. Allah'ın kelamıyla başlayın. Kendine sınırlar çiziyoruz. Onun içine rol biçiyorsun. Ondan sonra ne olursun? Kayıtlıyorsun kendini. Kendine bir rol biçiyorsun. Bir artlar koyuyorsun. Bırak kayıtlama ya. İnsan makine değil ki her gün aynı devir olsun. Bazen devir yükseliyor, bazen şey olur. Çünkü çamaşır makinesi gibi. 600 devir var, 800 devir var, 1000 devir var. İnsan ya. Benim yaptıklarım, herkes benim bulunduğum yerde olur mu? Yani benim yaptıklarımı yapsınlar. Ama benim, mesela hanım, senin gibi olsun, senin gibi düşün. Niye? Senin kadar malzemesi var mı? Yok. Beni senin gibi istesin. Dedim ki, yanımda ders çalışıyor, sesli oluyor. Dedi ki, etkileniyor musun? Dedi, yok dedim, etkilenmiyorum. Ondan sonra öteki ses çıktı. Bu diyor ki, bak diyor, bu diyor etkilenmiyor diyor. Ondan sonra o da diyor ki, etkilenmez tabi diyor. Namazda dedi, etkilenme mesajı 30 sene vermiş. Ben onun kadar verdim mi ki diyor, benim yanımda okuyorsun. Yani herkes aynı olmaz. Niçin örnek verdim? Yaşanır bir örnekte. Senin yaptığın davranışların, sözlerin herkesten bekleme. Çünkü senin kadar malzemesi yok. Mesela ben yanımda gençler kalıyor. Sünneti farzı kıl diyorum. Tesbihat yapma, yattır. Mesela baktım kişi namazsız. Çok zor yani. Yapamıyor hakikaten. Yapmayacak. Öğlense farzı kıl, tamam. Sen farzı kıl, tamam. 10 rekat, 4, 2... O çok diyor ya. Tam 4 kıl. Olur mu? Olur. Namaz bir şey demiyor ki. Ooo ne yapıyorsun ya falan. Namaz bir şey demiyor. Namaz müstakil. Çünkü herkese ayrı modeldir. Ben bir şeyde çok başarılı olurum ama her şeyde başarılı olacağım anlamına gelmez. Kendi mesleğimi dahi olsa. En başarılı 10 insana bakmışlar ki ortak özellikler nedir? Çok acayip. Bu benim sözüm değil. İstatistikten. Dünyada 10 tane en başarılı, sağlarında en başarılı insanlara bakmışlar. Bu acayip bir istatistik. Dünyada kendi sahasında en başarılı 10 insana bakmışlar. Ortak özellikleri nedir diye bakmışlar. Ben de çok merak etmiştim. Cevaben şunu bulmuşlar. Bütün ilhamlarını yürürken almalarıymış. Yürürlermiş her gün. Bediüzzaman'ı da almışlar bunun içine. Bediüzzaman da günde 2 saat yürürmüş. Yürürken düşünüyorlarmış. Diyorlar ki en güzel mana yürürken bulmuşuz diyorlarmış. Bugün yağmur altında ben neredeyse 1 saate yakın yürüdüm. Yağmur da yoksa. Hemen hemen her gün yürüyorum. Haftada 2 gün yüzüyorum. Evde de evraklarımı volta atarak yapıyorum. 10 tane başarılı insana bakmışlar, çok acayip bekliyordunuz değil mi? Disiplinli, bilmem ne falan, şunu bunu yapıyor. Hayır. 10 tane başarılı insanlara bakmışlar, bu istatistik, ehli dünyanın istatistiği. Bütün ilhamlarını yürürken aldıklarını, yürürken her gün yürüdüklerini, 10 tane başarılı insanın içine Bediüzzaman da koymuşlar. O da diyor ki, ona diyorlar ki her gün 2 saat yürürmüş. Ben bilmiyordum 2 saat yürüdüğünü. Ama herhalde yazıyor tarihçide.
arasından çıkarmışlar. Başkan, peşin muhabbete kararlıysanız çoğu zaman sizi kör eder. Eğer adavete peşin kararlıysanız bu da sizi sağır eder. Muhabbet kusur görmez, adavet iyiliğini duymak istemez. Demek ki peşin, yani bunu yaparsan seni severim. Yani sevgisini şartlara bağlamışsa sizi kör eder. Düşmanlık, şunu şunu yaparsan canını okurum. Düşmanlığı da şarta bağlarsanız sizi sağır eder. Onun iyiliklerini duymazsınız. Muhabbet kusur görmez de onu. Adavet var ya adavet. Düşmanlık da iyiliğini duymak istemez. Onun için sağır eder. Ya ama o adam çok başarılı falan. Hayır duymak istemiyor. Adalet insanı sağır eder. Adalet insanı sağır eder. Muhabbet kusuru görmez. Tersini düşün. Kusurunu görüyorsan muhabbetin tersi nedir? Adalet. İyiliği de duymak istemez. Şuradaydı. Muhabbete kararlıysanız çoğu zaman sizi kör eder. Muhabbete kararlıysanız, yani şöyle, şartlar bağlamışsın. Şartlı muhabbet. Şartlı muhabbet olmaz. Niye? Ya bu her şeyle beraber kardeşimdir diyeceksin. Dinlerin ferdi ve topluma zamanla yaptığı katkının kattığını düşünürsen, acaba fertlerin ve toplumun ne hale olacağını hiç düşündünüz mü? Mesela dinler var, Hristiyanlıkta da yoksa Yahudi'de, Boğa'dedir. Mesela Şakyamuni Buda, Budizm gibi, Asya öğretilerini de ben merak ettiğim için söylüyorum. Bozulmuş, ortadan hükmü kalkmış eski kitapların veya suhufların kalıntılarıymış. İbrahim Aleyhisselam o suhuf verilmiş. Suhuflar ve kitaplar özelliğini kaybedince, yani Allah'a hükmü kaldı, onlar karşımıza bir öğreti olarak geliyor. Ya bir Budistik olarak, çünkü ahlak üzerine kurulmuş. Ama en büyük ahlaksızlığı onlar yapıyor. Asya'da katliamını Budistler yapıyor. Oysa ahlak üzerine kurulmuş. Peki ne anlatmaya çalışıyorum? Dinler varken insanlık bu. Ya dinler olmasaydı en azından bu kötülük kervanına ben de katılacaktım. Sen de katılacaktın. Az kaldı kesiyorum. Mesela senin hayatından haramların ve helallerin kalktığını düşünsen sen ne hale gelirdin? Erdin haram helal yok. Tatsız oldun. Her şey olurdu ya. Olmayacak hiçbir şey olmaz. İşte senlerin toplamı olan toplum, senin gibi insan, haram ve helali yok. Bu haram helali olmayan insanların bir araya geldiği toplum, bunun 10 katı daha berbat olmaz mıydı? Bu toplumun. En azından ben topluma kötülük eklemiyorum. Yani, sen de eklesen onu. En azından sen sola yola giderken bir aynaya bakıyorsun. Lap diye o daldığı gibi sen de dalsan. Çünkü fertlerin bir eksikliği toplumda olursa diğer eksik ferdin ekliğiyle, yani eksikliğiyle birleşmesi halinde iki eksiklik olmaz. Sosyolojiye göre en az karesiyle orantılı artarmış. Sosyolojici söylemiş bunu. Demiş ki bende bir eksiklik var. Aynı eksiklik sende de var. İkimizin bir araya gelmesi iki eksiklik olmuyormuş. Sosyolojiye göre karesiyle oluyormuş. İki eksiklik dört. Tamam mı? Oysa 16 tane oluyormuş. Yani bir eksiklik, öteki eksiklik, sendeki eksiklikle benim eksiklik aynı gelirse iki olmuyormuş. Kare oluyormuş. Mesela 3 tane eksikliğim var. 3 tane de benim var. Toplamı ne yapar? 6. 3'ün karesi ne yapar? 9.
Sosyoloji de böyleymiş. Üç eksik insan düşünün, her biri bir kusurlu. Bunların kurmuş oldukları toplumun eksikliği 9 olur. Sen de eksik, onu da eksik, onu da eksik. Tamam. 9 eksiklik olur topluma. 3 kişinin birer eksikliği olsa. O zaman yaşamazsan bile sende dinin tesirlerini şuursuz olarak var. Yani mesela yaşamasan da dinsizler dahi dinini yaşıyorlar. Mesela bacımdır diyorsa bu dinlerde kalmıştır. Çünkü dini, o dini bir kavramdır. İlle İslamiyet değil. Önceki dinlerden de beri var. Allah hüküm getirdiğinden beri var. Mesela bazılar diyor ki İslam'da bazı özellikler var, kadim bilgelikten gelmiş. Yani eski kitaplarda, eski ayetlerde de var. Dolayısıyla orayı taklit etmiş. Yani aynı kaynaktan geldiği için, yani Tevrat'ta da, Zebur'da da, Suhuflar'da Allah var diyor. Dinimiz demeyecek mi Allah var? Aynı şeyi söyleyince ne, hükmü mü değişiyor? Mesela eski kadim şeylerde bacındır, anadır diyor. Eşin demesin mi? Eşit mi desin karınla? Yani aynı bazı aynı hükümlerin olması kaynağının tek olduğunu, ortak bir özellik olduğunu, evrensel olduğu için aynı şeydir. Mesela bacındır. Geçmiş asırda dendi de şimdi gerek yok. Geçmiş asırda içki haram, şimdi ona gerek yok. Diyebilir misin? Geçmiş asırda insan hakları vardı, şimdi gerek yok. Yani geçmiş asırda Allah vardı, şimdi Allah yok. Yani o kadar acayip acayip bir şeyler söylüyorlar ki, yani Kur'an'da da geçmiş asırlarda bunu şeyler söylüyor. Peygamberimizin yanında geçen nereden söylüyor? Ya senin bıktık diyor ya. Bu senin anlattıkların bizim diyor. Daha önceki diyor. Peygamberi kitle edilen şeylerin kitaplarında da vardı diyor. Başka bir şey söyle. Başka bir hüküm geliyor. Biz bunu yapamayız. Yani niye geçmiş asırdadakiler? Biz de onu da biliyoruz. Onu hallettik diyor. Nasıl hallettiniz? Filozoflarımız var diyor. Onu tevil ettiler diyor. Aynen böyle geçiyor. Tevil ettiler diyor. Son cümlemiz herhalde. Yani bak bakalım hayatına. Evet ve hayırlarını oluşturan, yapma, evet, hayırlarını oluşturan ya toplumun ya da aile geleneğinden çocuğunun geldiğini, çoğunun ya gelenekten ya aileden geldiğini, çoğunun geldiğini tesirli olduğunu göreceksin. Ya aileden gelmiş, ya gelenekten gelmiş. Bak bakalım, olmaz ya, ayıptır. Bu tamamen değil mi? Dinden ve gelenekten gelmiş. Bak bakalım neticesine, sırf öyle düşünme. Yani düşün ki, bende bu olmaz. Onda da olmaz. Peki topluma veya ferde ne faydası var? O hayırlarımız ve evetlerimiz. Peki din ne dedi ki düşman oluyoruz? Ne dedi? Dedi ki birbirinizin malını haksız yolla yemek anlamına gelen faize bulaşmayın. Dedi ki kadın hakları vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evrensel beyannamesi olan Veda Hutbesi'nde kadınlarınız Allah'ınızın sizin emanetidir. Buna niye ihtiyaç duydu? Demeye. Mesela şöyle cevap vereyim. Mesela tebessüm etmek sadakadandır. Buna niçin ihtiyaç duydu? Çünkü gaddar ve zalim bir toplumdu. Suratı asık, bunu demeye ihtiyacı vardı. Bununla bir tamir yapıyordu. Demek böyle değillerdi. Sadaka vermek iyidir, sebaptır bir şey vermek. Demek ki hiç verilmiyordu. Tam böyle. Eskide de vardı. Parayla paraya sömürülüyordu. Peki buna, bu yanlış mı bunlar? Zulmetmeyin. Ama zulmete uğramayın. Size bir şey bırakıyorum. O anne, eşinizin hakları mesela. İnsan hakları beyannamesidir. Veda Hutbesi, ben ismini değiştirdim. İnsan hakları evrensel beyannamesi. Diyor ki, üç şeyi terk ediniz diyor. Bir,
duasını gütmeyin. 2 Faiz. 3 Hadi bakalım. 3. ne? Yasaklıyorum diye. Faiz, kan davası. Ötçülük. Bu aslında ırkçılık. Harika. Peki, geçmiş asırda ihtiyaç vardı. Şimdi ırkçılığa ihtiyaç yok. Yasaklanmasına ihtiyaç yok. Diyebilir misin? El-İslamiyetül Asabiyetül Cahil. Bir şey, ayağımın altına alıyorum diyor bunlar. Kan davasının faizi ve milliyetçilik. Menfi milliyetçilik ayağımın altına alıyorum. Allah Resulü ayağının altına aldığını sen ayağının tepesine mi alıyorsun? Dinin sahibi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ilahiyat mezunu değil. İlahiyat mezunu değil. Bugün okullarda felsefenin, felsefede en otoriter bir sözü olan Bediüzzaman, küfrün belini kırmış Risale-i Nur'la ama ilkokul okumamış. İlkokul okumamış. Çok tuhaf değil. Hani ilkokul okusaydı da şeyi okurdu efendim, Roma felsefesini, Bizans felsefesini, Avrupa felsefesini. Değil. Peki. Vâhir devâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin el-Fâtiha.